Borsa İstanbul Sunar. FM 11 Mayıs Perşembe. Ben Sami Altınkaya. Türkiye'nin ekonomi televizyonu Eko Türkiye'ye hoş geldiniz. Günaydın diliyorum. Türkiye'nin gündemi tabii ki seçimlere kilitlenmiş vaziyette. Üç gün kaldı seçime. Pazar günü Türkiye hem 28. dönem milletvekillerini seçecek hem de 13. Cumhurbaşkanı için oylama yapacak. Bu oylama öncesinde tabii piyasaların belirsizliği var. Piyasalar seçim sonuçlarının ne olacağını merak ediyor. Bunu bilen ya da tahmin eden şu anda yok. Anketler ne kadar doğru ne kadar değil o tartışma başka bir tartışma konusu. Ama Türkiye Seçime kilitlendi. Aslında Avrupa ve Dünya da Türkiye'deki seçimle ilgileniyor. Çünkü Türkiye'nin uyguladığı ekonomi politikalar devam edip etmeyecek mi? Yeniden ortodoks politikalara dönülecek mi? E, yapısal reformlar yapılacak mı? Yoksa yapısal reformlar yerine makro ihtiyati tedbirlerle mi yoluna devam edecek? Faiz politikası ne olacak? Para piyasaları nasıl buna tepki verecek? Üreticiden, ihracatçıdan, sanayiciden, iş adamına, esnaftan, memura öğrencisinden üniversite hocasına kadar herkes yani memurundan işçisine bütün vatandaşlar seçimi merak ediyor. Seçim sonuçları ne olacak? Türkiye'nin özellikle Cumhuriyetin 100. yılındaki bu seçimin başka da bir anlamı var. Cumhuriyetin 100. kuruluş yıl dönümünde yapılacak olan bu seçimle acaba bundan sonraki politikalar nasıl bir değişiklik ve evrim gösterecek? Hep bunları konuşacak ülke gündemi. Tabii bu belirsizliğin en çok etkilediği kesim de Borsa İstanbul. Neden Borsa İstanbul? Çünkü bugün hani 4-5 milyona yaklaşan yatırımcısıyla ailelerini de hesap ederseniz Türkiye'nin neredeyse e, nüfusunun önemli bir bölümü yani dörtte biri e, Borsa İstanbul'la ilgili yatırımlarda bulunan ailelerden oluşuyor. Öyle olunca da Borsa İstanbul'daki yükselişler, düşüşler evlerde de çok fazla konuşuluyor hükümetlerin de borsa ile ilgili politikalarının belirlenmesinde hani daha dikkatli olmalarına bir anlamda gerekli kılıyor. Çünkü borsa ile ilgili yapılacak, verilecek mesajlar, uygulanan politikalar eskiden bu kadar önemsenmezdi Borsa İstanbul'da ama bugün baktığımız zaman hem halka açılan şirketler hem de sade vatandaşın yatırım araçlarını arasında borsayı daha fazla tercih etmesi Borsa yatırımcılarının son dönemdeki kayıpları ve bu kayıplardan dolayı da huzursuzlukları, mutsuzlukları tabii ki bütün ülkenin gündemini de önemli etkiliyor. Sadece borsa değil dolar da tabii ki burada. Dolar yatırımcısı da merak ediyor. Dolar seçimden sonra ne olacak? Yükselecek mi? Düşecek mi? Ya da yükselirse ne kadar yükselecek? Ve kaç liradan geri gelecek? Herkes ona bakıyor. Bir dolar kaç para? Herkesin sokakta konuştuğu en önemli konulardan biri bu. Çünkü Türkiye'de dolar kuru aslında ekonomik gidişatı belirliyor. Yani dolar kurundaki yükselme ekonominin kötüye gittiğini, dolar kurundaki düşüş ekonominin iyiye gittiği algısını yaratıyor. Sade vatandaş da bunu böyle değerlendiriyor. Şimdi bugün bütün bunları konuşacağız. Bütün bunları kimlerle konuşacağız? Önce ben size konuklarımı takdim edeyim. Piyasa önünde Profesör Doktor Serap Durusoy bizlerle birlikte olacak akademisyen ve Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi bizlerle birlikte olacak. Ardından beklenti raporunda hem küresel piyasaları değerlendireceğiz. Doktor Can Pamirle ve Doktor Burak Köseoğlu ve Dündar Parlarla birlikte aynı zamanda piyasalardaki son gelişmelere bakacağız. Dünya neler? Dünyada neler oluyor? Türkiye'de neler oluyor? Gündemi onlarla birlikte değerlendireceğiz ve ele alacağız. Şimdi Tabii ki Borsa İstanbul cephesi dedi ki iki ileri bir geri gidiyor, iki ileri bir geri gidiyor. Bu Borsa İstanbul'da şimdi piyasalarda özellikle bir hisse senedi değişimi için bir fırsat olabilir. Bunun bir ayı piyasası olduğunu söylemek bize göre mümkün değil. Çünkü bir toplu bir düşüş yok birincisi toplu rally yani yükselişin olmadığı gibi. Boğa piyasasının olmadığı gibi toplu bir düşüş de borsalarda, borsamızda özellikle yaşanmıyor. Hisse bazlı düşüşler ve yükselişler var. Ama bu düşüşler aslında alım fırsatı yaratırken bir taraftan da yüksek fiyatlardan hisse senedi satın alan vatandaşlarımızın da ciddi zararı uğramasına sebep oldu. Bu zararların karşılanabilmesi için de yatırımcılar %50 zarar ettiyse şimdi %100 kar etmeli ki o zaman ancak, e, maliyetini karşılayabilsin. Bu da bir beklemek ve sabır gerektiriyor. Bu sabır ve bekleme eğer gerçekleşirse, buna dayanabilirse yatırımcı seçimden sonra belli bir dönem sonra borsanın yeniden yönünü yukarıya doğru çevireceğini hemen hemen bütün borsa çevrelerinde, bütün para piyasalarında konuşuluyor. Şimdi Borsa İstanbul'da özellikle eee BIST 100 endeksinde 0.92'lik bir değer kaybı gene yaşandı ve 4494 seviyesine kadar geriledi. İşlem hacmi yine çok az. 46.7 milyar TL'lik bir işlem hacmi var. 41.72 puanlık bir azalma söz konusu. Bankacılık endeksi %1.6 56 değer kazanmış. Holding endeksi 1.27 değer kaybetmiş. E, sektör endeksler arasında en çok değer kazandıran e, %2.79 ile iletişim, en çok değer kaybettiren ise 3.29 ticaret e, olmuş. Şimdi Borsa İstanbul'daki özellikle direnç ve destek seviyelerine bakarsak 4400 seviyeleri destek seviyesi 4400'ün altına gelirse bunun 3000'leri görür mü? Şimdi bu seçimlerin ikinci tura kalması, bir 15 günlük boşluk orada borsanın 4000'in altını görmesine de sebep olabilir. Böyle de bir ihtimal var. Yani 3000'leri de görebilir miyiz? Evet görebiliriz. Buna da hazır olmak lazım ama bu yeni borsaya girecek olan yatırımcılar için ya da ee, borsada işlem yapmak isteyen ve borsada şu an işlem yapanlar için de yeniden alım fırsatı verebilir. Ee, yüksek fiyatlardan alan, e, hisse senedi satın alan yatırımcılar için de biraz beklemelerini gerektiriyor. Bunu zaten ifade etmiştik. 4400 destek seviyesi. Bunun altına kırılırsa işte o zaman 3000'leri, 3900'leri telaffuz edebiliriz ileriki günlerde. Şimdi bugün Perşembe, yarın Cuma, son işlem günü. Yarın ne olacak ama asıl önemli olan eğer seçim ikinci tura kalırsa ki anketler büyük oranda bunu da gösteriyor. Olasılıklar arasında ağırlıklı olarak seçimin ikinci tura kalma ihtimal, olasılığı yüksek. Öyle olunca bu 15 günlük zamanda borsa ne olacak? Borsanın daha da aşağı yönlü çekileceği beklentileri var. Şimdi destek seviyesini söyledik 4400, direnç seviyesine 4600. 4600'ü kırarsa zaten 5000'e gider. Ama biz neyi konuştuk? 5700'lerde bir Borsa İstanbul'u konuştuk. 5.700'lerde bir tarihi rekor. Bu rekor tekrar kırılır mı, kırılmaz mı? Konuştuk. Tabii depremin olması borsa yatırımcısının ve borsanın da Türkiye ekonomisindeki genel seyirle birlikte bu 5.700'ler artık yaklaşılmayacağını gösteriyor. Ha deprem olmasaydı nereye giderdi? Piyasalar özellikle ilk çeyrek bilançolar fena gelmedi. Yatırımcı yine çok çok mutlu değil ama geçen seneye göre iyi gelmedi. ...geçen seneye göre baksın beklentilerin altında kaldı. Ama bilançolar aslında fena değil. Bilançolarda karlılıklar var, onu görüyoruz. Ama kapasitelerde, üretimlerde bir adetsel olarak bir azalma var. İşte bu neye bağlı? Yüksek enflasyon, üretim maliyetlerinin artması, dolar kurunun öngörülememesi... ...ham yeniden tedarik edilmesi için yeniden ham madde ithalatında bir yavaşlama meydana gelmesi... ...aramal ithalatında bir yavaşlama çünkü... Onu üreteceksiniz, ihraç edeceksiniz. Yani Dış ticaret rakamları ithalatla yükseliyor, ihracatta bir azalma var ama bir taraftan da stokların artması ve malın fiyatının önümüzdeki aylarda ne olacağına dair bir belirsizlik de üretimde bir azalmayı da beraberinde getiriyor. Şimdi iki yönlü talep patlaması yaşıyoruz. Bir e, talep arz yönlü zaten bir talep biliyorsunuz söz konusu. Bir de Tüketici yönünde üretici ya tüketici yönünde bir talep artışı da var. Bu da enflasyonu körüklüyor. Çünkü seçimden sonra fiyatların artacağını düşünen vatandaş ne alırsam şimdi kardır mantığıyla bakıyor. Bu da enflasyonu aslında olumsuz etkiliyor. Şimdi %43'lere gerileyen enflasyon baz etkisiyle geldi. Yani uygulanan ekonomi politikalarıyla %43'e gelen bir enflasyon yok. Geçtiğimiz sene yüksek olduğu için bu yıl karşılaştırdığımız zaman baz etkisi dediğimiz hikayeli yüzde 43'e geldi. Ama bundan sonra ne olacak onu da merak edelim. merak ediyoruz hep birlikte merak ediyoruz. Şimdi dediğimiz gibi bu arada Amerika Birleşik Devletleri'nde tüketici fiyat endeksi nisan ayında aylık bazda yüzde 0.4 ile beklentiler dahilinde geldi. Şimdi ABD'deki tüfenin beklentiler dahilinde gelmesi iyi. Yıllık bazda ise %4.9, 5'in altında. Bu da beklentilerin altında kaldı. Şimdi Amerika o zaman şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Önümüzdeki ay, Haziran ayında Fed'in 25 bas puanlık faiz artışını yapmayabilir diyebiliriz. Çünkü e, önemli olan, en önemli olan etken enflasyon. Ne dedi Fed Başkanı Powell? Ben enflasyon rakamlarına bakarak karar vereceğim. Veriler arasındaki en önemli veri enflasyon verisi. Tabii ki burada çekirdek enflasyon çok çok daha önemli. Ama baktığımız zaman tüfede 4.9 Amerika'da beklentilerin altında. Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyonun Amerika Birleşik Devletleri'nde FED'in enflasyonla mücadelesinde ilerleme gösterdiğini de kaydettiğini söylüyoruz. Yani bu da aslında FED'in politikalarının ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. Şimdi FED faiz oranlarını artırıyor. Evet ama faiz oranlarını artırırken büyümenin düşmemesi için de piyasaya para basıyor. Rezerv para basma etkisi dolar olarak sadece Federal Reserve'de var. Yani FED başkanı istediği kadar doları basabilir, Amerikan yönetimi onu piyasaya sürebilir. Şimdi orada bir dolar sıkışıklığı olmaz. Yani oradaki faizin yükselişiyle buradaki yükselişi aynı değil. Aynı algılamamak gerekiyor. Şimdi diğer taraftan açıklanan bu enflasyon verisi sonrasında piyasalarda FED'in Haziran'da %89 olasılıkla faiz değişikliğine gitmeyeceği analistler de bizim gibi düşünmüş. Bekleniyor. %10 ihtimalle 25 bas puanlık bir artış meydana gelebilir FED tarafında. Şimdi yurt içinde baktığımız zaman ödemeler dengesi. Yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Bank of England'ın faiz kararını bekliyor piyasalar. ABD'de tüketici fiyat endeksi, haftalık işsizlik başvuruları, Çin'de enflasyon ve Japonya'da cari işlemler dengesinin öne çıkacağı yine gündemde olacak. Bu rakamlar konuşulacak. Yine para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bank of England'ın özellikle bu ayın yani İngiltere Merkez Bankası'nın 25 bas puan faiz artırılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bir taraftan Avrupa Merkez Bankası ECB'de de aynı şekilde bir faiz artışı, aynı oranda bir faiz artışı gelmişti. Yani hem Avrupa hem İngiltere ABD'yi takip ediyor bu anlamda. Şimdi Bank of England'ın politika metnine baktığımız zaman e, başkan, Merkez Bankası Başkanı, İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı açıklamalardaki e, sinyallerin varlık fiyatları üzerine etkili olmasının beklendiğini de burada hatırlatalım. Çünkü varlık fiyatları orada ne olacak? Bu açıklama metni önemli. İngiltere biliyorsunuz Avrupa Merkez Bankası'ndan çok daha önce başlamıştı. Faiz artışına FED'in FED ardından ilk hareket Avrupa Merkez Bankası'ndan gelmişti. İngiltere Merkez Bankası'ndan gelmişti. Hatta Avrupa Merkez Bankası faiz artışına geç kaldığı için de Lagarde ciddi eleştirilere de maruz kalmıştı. Şimdi bir diğer finans ödemeler dengesi beklentisi anketine katılan ekonomistler cari işlemler açığının da 5 nokta Mart'ta 5.74 milyar dolar açık vermesini bekliyor Bir taraftan da bizim biliyorsunuz hem cari işlemler açığında bir problemimiz var hem de dış ticaret bir problemimiz var yani toplamda 40 milyar dolara yaklaşan bir cari açık var bu eğer yıl sonuna kadar aynı şekilde aynı trendte ilk 3 aylık Ocak Şubat Mart Nisan aynı şekilde devam ederse bundan sonraki aylarda da Muhtemelen 140 milyar dolara bulan bir açıktan bahsediyor olacağız. Şimdi bu da Türkiye ekonomisi için de bir hiç hoş olmayan bir durum. Bir taraftan dış ticaret açığı, bir taraftan cari işlemler, bir taraftan faiz borçları, bir taraftan da dış borçlar. Bunlar ödenmesi gereken, bakalım Türkiye bu konuyla ilgili de nasıl bir yol izleyecek buna da bakacağız. Şimdi dolar kuruna gelelim. Dedim ki borsa yine aynı şekilde söylediğim gibi bir düşüş 4.494 seviyesi. Dolar kurunda Dünkü yükselişin ardından bir miktar geri çekilme var ama 19.54 dolar kuru. 19.54 şu anda merkez Bank piyasa bankalardaki kur Bankaların belirlediği fiyat. Şimdi piyasaya çıktığınız zaman 20.50'lerin üzerinde bir dolar kurunu görüyoruz. Diğer taraftan Euro TL'ye bakacak olursak 20.44 seviyesinde yine aynı şekilde piyasada 21.44'ün üzerinde bir Euro kuru var. Sepetkur 20.49 gram altın 1.276 bankadaki fiyat piyasaya çıktığınız zaman kapalı çarşıda ya da kuyumcularda bunun daha da yüksek olduğunu görüyorsunuz. Bu ee, çıplak fiyat aslında komisyonları koyduğunuz zaman bu 1.276 liranın daha üzerine çıkıyor. Şimdi devam edecek olursak dolar endeksi yine e, yüksek bir seyir izlemiyor bir miktar küçük bir miktar yükseliş var. 101.51. 101'lerde seyreden yatay seyirde bir DXY var. Euro dolar paritesi 1.09, pound dolar 1.26, dolar yani 134.20 ve dolar İsviçre frankı 0.89. Euro'nun ve özellikle pound'un dolar karşısında e, geçmişe nazaran yani bu bundan 6-7 ay öncesine göre daha bir değerlendiğini görüyoruz. Artık birlerin üzerinde seyrediyor. Peki uzak doğu borsalarına bir bakalım. Uzak doğu borsalarında durum ne? Onlar daha önce açıldılar biliyorsunuz. 3315'e gerilemiş Çin Şanghay Borsası. Japonya Nikkei Borsası 29128, Hong Kong 19724 seviyesinde. Güney Kore Borsası 2395 ve Hindistan Borsası da 61933'e gerilemiş durumda. Peki böyleyken Amerikan borsalarında durum ne? Amerikan borsalarından yön yukarı. Evet 33666 seviyesine gelen bir Dow Jones endeksi var. S&P 500 4161'e yükselmiş. Nasdaq 13434. Şimdi Amerikan borsaları da eğer Fed'in Haziran ayında faiz artışını yapmayacağı ve teğet geçeceği beklentileri bu beklentilerde satın alınırsa e, Amerikan borsalarında özellikle Dow Jones Endeksinin 34 binlerin üzerine gitmesi artık bu kaçınılmaz. Ne zaman faiz artışı biter? Ne zaman artık sözlü yönlendirmelerle yatay seyir izler ve artık bundan sonra da enflasyon düşmesiyle beraber Amerika Birleşik Devletleri'nde faizlerinde geri çekileceği beklentisi oluşacak. İşte bu beklentiler bir e, boğa piyasasının yukarı yönlü bir rally'nin topyekün ABD borsalarında yaşanabileceğini bize gösteriyor. Faiz artışı önemli bir silah ama bu silah tek başına kullanılmıyor. Amerika Birleşik Devletleri faiz artışını yaparken bir taraftan da Yapısal reformlarla bu faiz artışından kazandığı zamanı enflasyonu düşürme adına kullandı. Yani sadece faiz artırarak bunu başaramazsınız. Bu da bir gerçek. Ama faizleri indirerek de bakın geldiğimiz noktada bir yandan da ortada devam ediyor. Şimdi ABD borsalarında durum bu. Tahvil faizlerine geçelim. Tahvil faizleri yine dördün altında. Dün de böyleydi, bugün de böyle. 4'ün altında 2 yıllık tahvil faizleri 3.93, 10 yıllıklar 3.44 ve 30 yıllıklarda 3.80. Tahvil faizleri ne kadar düşük olursa ekonomiye güven o kadar fazla. Çünkü devlet düşük faizde borçlanıyor. Devletin düşük faizde borçlanması ekonomiye olan güveni gösteriyor. Ne kadar yüksek faizle borçlanırsanız, tahvil satışı yaparsanız ya da ne kadar yüksek düşük yüksek faizle siz yurt dışından kaynak bulursanız o kadar güvenilmez olursunuz. Bu da ülkenin CDS ile doğrudan ilgili. Yani düşük faizle borçlanmak ve düşük faizle borçlanmanın iki yolu var. Bir dışarıdan yurt dışından düşük faizle para bulursunuz. Bu ülkenizin güvenilirliğini gösterir. İşte bir de hazine bonolarınızı, devlet iş borçlanma senetleri dediğimiz tahvillerinizi düşük faizle satarsanız. Bakın ben düşük faiz veriyorum ama yine de borçlanabiliyorum diye bütün dünyada hava atarsınız. İşte bu da sizin ekonominizin ne kadar iyiye gittiğini de gösterir. Yani faiz oranlarının düşmesini göstergesi aslında bu. Peki tahvil faizleri böyle. Peki MT'larda durum ne? Hemen altına bakalım ve petrol fiyatlarına bakalım. Altına ve petrol fiyatlarına baktığımız zaman ons altının 2000 doların üzerinde olduğunu görüyoruz. 2031 şimdi belirsizlikler devam ediyor piyasada. Belirsizlikler devam ettiği sürece altının ons fiyatında da bir yükselme bekleniyor hatta 2200'ler 2250 2300 dolarlardan da bahsediliyor. Bu belirsizliklerin tabii ki en önemli sebebi ne? Rusya Ukrayna Savaşı. Özellikle dün Ukrayna'dan yapılan açıklamalar, Rusya'nın tahıl koridoru anlaşması ile ilgili anlaşmaya uymadığı yönündeki açıklamalar. Çünkü Ukrayna'nın buğday ihracatı önemli. Ukrayna'dan gelecek olan buğdayın özellikle başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok ülkesine gönderiliyor. Ama ağırlıklı olarak Avrupa Birliği tabii bundan etkileniyor çünkü Avrupa Birliği dağılan güden buğdayın önemli bir bölümünü alıyor. Şimdi böyle bir risk var. Bir taraftan bu risk belli ki uzayarak devam edecek çünkü Rusya savaşı bitirmeme yönünde uygulamalar yapıyor. Bir taraftan da Avrupa Birliği'nin Rusya'ya ilk uyguladığı yaptırımlar devam ediyor. Dün özellikle haberlerde vardı. Çinli şirketlerin, 7 şirketin Rusya'ya silah sattığı iddiasıyla bir yaptırım kapsamına alındığı da belirtiliyor. Yani Avrupa sıkı takipte. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri ile özellikle Çin arasında ciddi bir e, kriz aslında olabilir. Tayvan'dan kaynaklı bir kriz olabilir. Çünkü Çin, Tayvan'ın kendisine ait olduğunu... Ve egemenlik hakkı olduğunu ve Tayvan'la yapılacak olan ilişkilerde de Birleşmiş Milletler yasalarına göre Çin'den yani Tayvan'ın dış politikasında Çin'le e, müzakere etmeden böyle bir görüşme yapılamayacağı dünya tarafından da bu kabul edilmiş vaziyette. Amerika bunu tanımıyor. Tayvan'a Çin'den bağımsız olarak ziyaretlerde bulunuyor. Orada tatbikatlar yapmaya kalkıyor ve bir, bir takım gemilerini o e, Tayvan'la Çin arasındaki boğazdan geçiriyor. Şimdi burada bir gerginlik var. Yani dünya gerginlikler devam ettiği sürece altının ons fiyatında bir yükselme. Tabii altının ons fiyatında yükselme en çok kimin işini yarıyor? Gram altının. Bizde gram altının için. Çünkü bir taraftan doların yükselmesi, bir taraftan e, külçe altındaki altının ons fiyatının yükselmesi gram altını çift yönlü olarak yukarıya doğru hareket ettiriyor. Bir çeyrek altının iki buçuk, e, 2500 liranın üzerinde olduğunu artık biliyoruz. Şimdi 2500 liranın üzerinde bir çeyrek altın dediğimiz zaman artık düğünlerde böyle takılarda böyle on kere düşünmeniz gerekiyor. Aa bize çeyrek altın taktılar biz şimdi çeyrek altın nasıl takacağız? O yüzden çeyreğin çeyreğin çeyreğini artık ancak büyüklük olarak çeyrek altın büyüklü ama ağırlık olarak böyle çeyrek altının dörtte biri ağırlığında bir altın takmak durumunda kalıyor. Ee, özellikle yaz mevsimi başlıyor şimdi düğün mevsimleri başlayacak artık altın günleri falan bitti biliyorsunuz onlar. E, 250 TL günlerine dönmüş vaziyette. Kısırlar, işte patates salataları yenirken artık altınlar bu toplantıların sonlarında da hani altın değerli olmaya ve yatırımcıların gözdesi olmaya devam ediyor. Bunu bir kere hatırlatalım. Şimdi petrol fiyatları 76 dolar ve 73 dolara gerilemiş vaziyette. Petrol fiyatlarının 76 dolara 73 dolara gerilemesinin anlamı da aslında petrole olan bağımlılığın giderek azalması. Bu kimi etkiliyor en çok? Bu en çok etkilediği Petrol üreten ve ihraç eden ülkeler, petrol üreten ve ihraç eden ülkeler petrol fiyatlarındaki bu olumsuzluktan, bu düşüşten bütçeleri ve onların e, maliyelerinde de para politikalarında da bir sıkıntıya sebep oluyor. Biraz azalttılar, petrol üretiminin varildiğini e, azalttılar, arzını azalttılar. Azaltmalarına rağmen nereye kadar çıktı? Maksimum 80 küsür dolarlara kadar çıktı ama tekrar... Geri çekildi şimdi petrolü olan talep talep azaldığı an, anlamda azaldığı dönemde işte o zaman petrol fiyatlarının benim beklentim de öyle konuştuğum uzmanların beklentileri de daha aşağılara 60 dolarlar 70 dolarların altını petrolde bir kere göreceğiz bu bu artık e, kaçınılmaz o yüzden petrol üreten ihraç eden ülkeler kendilerine yeni gelir kaynakları da yaratmak durumunda kalıyor hatırlatalım. İsrail Suudi Arabistan bununla ilgili olarak bir anlaşma yaptı ve bu anlaşmayla birlikte de bir Silikon Vadisi benzeri bir teknoloji vadisi oluşturdular. Burada da teknolojiye yatırım yaparak ileride petrol gelirimiz azalırsa bizim yeni gelir kaynaklarımız olsun diye böyle politikalar izliyorlar. Dikine tarım yapıyorlar, işte susuz tarım yapıyorlar. Deniz suyundan e, tatlı su içme olayını gerçekleştiriyorlar ve startup'lar dediğimiz yatırımları da Suudi Arabistan İsrail bugün beraber yapıyor sevgili izleyiciler. Yani onlar da gelecekte petrole olan bağımlılığın azalmasından kaynaklı olarak aslında e, politikalar üretmeye başlamışlar. Kriptolar, kriptolar bakın 13-14 bin dolarları konuşurken bugün 25 bin doların üzerine de dedik 25 bin doların üzerine kırır, kırarsa kriptolar bitcoin özellikle yukarıya doğru çıkar. Burada da şöyle bir özellik var. Kripto piyasalarında Bitcoin'i bugün 27.419 dolarda görüyoruz ama burada da toplu bir yükseliş ve toplu bir düşüş yok. Yani Bitcoin'deki performansı diğer altcoin'lerde maalesef göremiyoruz. Bitcoin TL'ye baktığımız zaman 577.843 liradan işlem gördüğünü hatırlatıyoruz. Bitcoin gibi yükseliş trendinde ya da düşüş trendinde Bitcoin'de paralel hareket eden bir diğeri de Ethereum. Ethereum'da 1800 25 dolardan alıcı buluyor. Bunlar kriptolarda acaba 30 bin doların üzerine çıkar mı? Eğer 30 bin doların üzerine çıkarsa işte o zaman daha yukarıları da konuşabiliriz. Yine kripto piyasalarındaki yüksek volatilitenin bu dönemde biraz daha yataya bağladığını görüyoruz. Diyelim ve rakamları bu şekilde özetledikten sonra kısa bir reklama gidelim. Sonra ekonomi gazetelerindeki başlıkları sizlere aktaracağım. Borsa İstanbul devam edecek. Borsa İstanbul devam ediyor. Efendim bugünün ekonomi gazetelerinde öne çıkan başlıklar Analiz Gazetesi ile başlayalım. Her zaman olduğu gibi Analiz Gazetesi'nde diyor ki ihracatçı sektörel teşvik istiyor. Dünya Bankası Türkiye Dünya Bankası'nın iş yapma kolaylığı endeksinde 30 ülkeden biri. Ama TİB Başkan Vekili Çetin Tecdeloğlu'nun bir açıklaması var. Diyor ki Çetin Tecdeloğlu, elektrik ve doğalgaz fiyatlarında yapılan indirimlerin iş dünyası için can suyu niteliğinde olduğunu söyledi. Tecdeloğlu son dönemlerde kapasite artışlarının yaşandığını belirterek şimdi hedef ihracat pazarlarımızdaki paylarımızı büyütmek. Bunun için sektörel bazda teşviklerin artması gerekiyor. Sektörel bazda teşviklerin yanında aslında teşviklerin e, bu aslında Doktor Rüştü Bozkurt tarafından ilk ortaya atıldı. E, bu yıllar önce de söylendi. Benim de çok benimsediğim ve aslında olması gereken proje bazlı destekler. Şimdi şehirleri desteklediğiniz zaman şehirler arasında bir rekabet meydana gelebiliyor. İşte benim şehrim desteklendi. Bakıyorsunuz iki şehir yan yana. Biri teşvikli öncelikli, yatırımda öncelikli, biri değil. Şimdi bu bu, bu haksızlık aslında baktığınız zaman. Şehirler arasında ayrımcılık yapmak. Bunu proje bazlı yaparsanız eğer, bölgesel teşvikleri de bunun peşine takarsanız bu daha mantıklı. İyi proje her zaman teşvik edilmeli. İyi proje bu dönemde de aslında teknolojiye yatırım yapan şirketler İstanbul'un göbeğinde bile kurulmuş olsa en büyük desteği, en büyük teşviği alıyor. Bunda sorun yok. Ama diğer sektörlerde de proje bazlı, katma değer yaratan sektörler, katma değer yaratan üretimler aslında proje bazında en iyi desteği en iyi teşviği almak zorunda. Nerede olduğuna bakılmaksızın. Bunu da belirtelim. Evet. Şimdi İş Bankası'nın aktif büyüklüğü 1.6 trilyon TL'ye ulaştı. Hakan Aran İş Bankası Genel Müdürü ve onun yaptığı açıklama Türkiye İş Bankası Mart sonu itibariyle aktif büyüklüğünü 2022 yılı sonuna göre %11.8 oranında artırarak 1.6 trilyon liraya yükseltti. İş Bankası'nın yılın ilk çeyreğinde 843.9 milyar TL'lik nakdi kredi hacmi ve 276 milyar TL'lik gayri nakdi kredi hacmiyle ekonomiye sağladığı kaynak 1.1 trilyon TL'ye ulaştı. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, öncelikle deprem bölgesi için AFAD'a 1 milyar TL bağış yaptık Deprem konutları içinde 1 milyar 750 milyon TL tutarında kaynak ayırdık açıklamalarında bulundu İş Bankası bir holding gibi çalışıyor diğer bankalardan bu anlamda da ayrışıyor sadece bir banka değil aynı zamanda sanayisi olan şişe camıyla ve diğer e, üretim kollarıyla sanayisi de olan bir banka o yüzden bankanın daha ötesinde bir e, ekonomide yeri var İş Bankasının. Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin açıklaması sanayi üretimi Mart'ta yüzde buçuk arttı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK Mart ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini yayımladı. Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde sıfır oranında azalırken Şubat ayında beş buçuk oranında artmış. Şimdi Maliye Bakanı Nurettin Nebati diyor ki beklentileri aştık. Beklentileri açtık. Bu tabii Türkiye ekonomisi için olumlu. Ama enflasyon asıl beklediğimiz enflasyonun düşüşünün gerçekleşmesi ve kalıcı bir düşüşün gerçekleşmesi çift hanelerden tek haneleri ne zaman görürüz? Yıl sonu hedef yüzde 20. Bakalım 20 hedefine nasıl ulaşılacak? Devam. İşçi sayısı 3 milyonu, işsiz sayısı 3 milyonu aştı. Burada belirtilen sayı ben iş arıyorum ve bulamıyorum diyenlerin tabii ki oranı. Bir de bu arada 3 milyonun ötesinde ben artık iş bulamayacağıma kani oldum, karar verdim. ve Artık iş ve işçi bulma kurumuna başvurmayanlar var. Bunlar bu rakamın içinde değil. 3 milyonluk bir işsizimiz var. 80 milyon nüfusta 3 milyon aslında önemli bir eşik. Devam. Şimdi Analiz Gazetesi'nde emtia yatırımcısına nisan ayında tatlı kazandırdı. Evet, tatlı bir kazanç sağladı. Emtia piyasalarında geçen ay genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Altının özellikle e, uzun uzun anlattım önceki saat diliminde. E, merkez bankalarının faiz artırımlarını yakın zamanda sona erdireceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, dolara olan talebin azalması, emtia fiyatlarına olan talebi arttırdı. Bu da emtia fiyatlarında başta altın olmak üzere gümüş, platin, nikel bunların fiyatlarında bir yükselmeyi de beraberinde getirdi. Bunu da söyleyelim ve devam edelim. 52 ülkeden 100 alıcı İstanbul'a geldi. Bu çok güzel bir haber. Ev ve Mutfak Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği tarafından bu yıl 6.sı düzenlenen bir etkinlik Haliç Kongre Merkezi'nde kapılarını açtı. Etkinlik kapsamında 60 üretici firma 52 ülkeden 100'ün üzerinde alıcıyla bir araya geldi. Burada da Türkiye'nin bu konudaki ihracatı için önemli bir e, organizasyon. Bu da evet alkışa değer. 3.9'luk bir birim fiyat var. Bu da önemli. Şimdi e, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkan Vekili, İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Çetin Tejneli Son dönemde kapasite artışlarının yaşandığını belirterek, şimdi hedef ihracat pazarındaki payımızı büyütmek ve bunun için teşviklerin artırılmasını gerekiyor dedi. Biz de buna bir ilave yaptık, Sayın Başkan'a dedik ki proje bazlı teşviklerinde en fazla desteklenmesi gereken, teşvik kapsamında olması gereken uygulamalar olduğunu söyleyelim. Devam. Şimdi Dünya Gazetesi'ne geçip Dünya Gazetesi'nde e, çok seviyorum Dünya Gazetesi'nin birinci sayfasını. Mizampajı için hakikaten kutlamak lazım bunu yapan arkadaşlarımızı. Beş stratejik sektörde üretimde sert bir düşüş var. Türkiye ekonomisi deprem sonrası yaralarını sarmaya çalışıyor. TÜİK verilerine göre sanayi deprem kayıplarını büyük oranda geri alsa da Mart ayı performansı, beklentileri kapsamadı. Şimdi baktığımız zaman ana metal sanayinde %18'lik, Tekstil ürünlerinde %17.9'luk, rafineriz petrol sektöründe %16.2'lik, kağıt ve kağıt ürünlerinde %13.5'lik ve kimyasal ürünlerde %9.5'lik bir düşüş var. Ee, sanayi üretiminde aylık değişim 5.5 olmakla birlikte sanayi yıllık değişim sanayi üretiminde eksi 1.0, eksi 0.1. Bu depremin detaylarını Naki Bakır özel olarak derlemiş okuyucular için. Çarkları teknoloji sektörleri hızlandırdı. Evet bu da aslında teknolojiye yatırım yapmanın ülke ekonomisine ne kadar ciddi bir kayıt katkı sağladığını gösteriyor. Diğer taraftan ABD'li SSR'dan aslında e, Çalık'ın madenine 270 milyon dolarlık bir e, burada yatırım var. Bu da o haberler arasında atlamayalım. Onu da söylemiş olalım. Devam. Şimdi e, bir diğer haberimiz, Factoring'de kredi maliyetleri %70'e kadar yükseldi. Yine haberin detaylarını buradan okuyabilirsiniz. Şimdi Factoring şirketleri özellikle ihracat Factoring'inde maliyetler yükseldiği için bunun faiz oranları da yüksek. Yani 14-15'lerde faiz oranı. Yani bu finansa erişimin zorlaşması, finansın maliyetinin arttığını da burada bize aslında çok net bir şekilde gösteriyor. Bu maliyet artışı tabii üreticileri, özellikle ihracat yapan firmaların paralarını erkenden almalarını da bir anlamda düşündürüyor. Yani faktörlük yapsak mı yapmasak mı bu maliyetlerde %70 artmış devam. Son haberimiz evet Amerika Birleşik Devletleri'nden yine harika bir sayfa tasarımı görüyorsunuz. Amerikalılar ekonominin patronlarına güvenmiyorlar. Bakın bu çok önemli. Bir tarafta Janet Yellen, bir tarafta Jeremy Powell, bir taraftan da Joe Biden. Son 23 yılın Fed başkanlarına destek grafiği yapılmış ve bu grafikte en az güvenilen başkan %36 ile bakın onlar için ne kadar ama bakın çok büyük bir orada fark yok. Jeremy Powell bir dönem %40'lardaymış. Ee, Janet Yellen da daha önce biliyorsunuz FED Başkanlığı'ndan ABD Hazine Bakanlığı'na gelmişti. Bu da yüksek enflasyon ve resesyon endişeleri Beyaz Saray Amerikalıları Merkez Bankası Hazine Bakanlığı'na e, olan desteğini bir anlamda çökertti. Son bir ankete göre halk ekonomi konusunda Biden, Powell ve Yellen e, üçlüsüne artık güvenmiyor. Üstelik FED Başkanı Powell'a olan destek... 20 yılın en düşük seviyesinde bir ara bakın %40'lar 50'lerin üzerine çıkmıştı ama yeniden düşmüş baktığımız zaman bundan detaylarını haberde görebilirsiniz. Ama Amerika 4.9'a indirilmiş olan bir enflasyon da var. Yani neticeler aslında sonuçlar e, bunun değişebileceğini de gösteriyor. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde Nisan enflasyonu tahminlerin aslında e, tahminlerden nispeten iyi gelse de yüksek seyrini korudu ama beklentilerin altında geldi efendim. Piyasaların merakla beklediği ABD Nisan ayı enflasyonu aylık %0.4 ile tahminler doğrultusunda gerçekleşirken yıllık bazda %4.9'a gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti. Veri öncesi yıllık enflasyonun değişmeyerek %5 seviyesinde gelmesi bekleniyordu. Yıllık bazda bakıldığında enflasyonun Nisan 2021'den beri en düşük seviyeye gerilemesinde benzin ve akaryakıt fiyatları başta olmak üzere enerji maliyetlerindeki düşüş temel etken oldu. Öte yandan toplam tüfe sepetinin %30'undan fazlasını oluşturan barınma maliyeti artışı ise 2 yılın ardından ilk defaya başladı. Tüfe aylık bazda ise beklentilere paralel %0.4 arttı. Önceki ay %0.1 artışın yaşandığı aylık enflasyonun yukarı hareketinde barınma, ikinci el araç ve benzin fiyatlarındaki artış belirleyici oldu. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararında yakından takip ettiği çekirdek tüfede beklentiler doğrultusunda yıllık %5.5'e geriledi. Mart ayında çekirdek tüfe %5.6 seviyesindeydi. Yıllık bazda çekirdek tüfenin gerilemesinde en önemli etken kira maliyetinin düşmesi oldu. Çekirdek tüfe aylık bazda ise beklendiği gibi önceki aya oranla değişmeyerek %0.4 arttı. Efendim görüyorsunuz sadece manşet enflasyonda, çekirdek enflasyonda da bir düşüş var. Bu da Haziran'daki Fed'in faiz artışını aslında yapmayacağını da bir anlamda gösteriyor. Şimdi bir taraftan durum bu, diğer taraftan işsizlik oranı mart ayında %10 olarak gerçekleşti. Bunu da belirtelim. Türkiye İstatistik Kurumu Mart 2023 dönemine ait iş gücü istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre işsizlik oranı değişim göstermeyerek %10 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %8.1 iken kadınlarda %13.8 olarak tahmin edildi. 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ise 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 4.000 kişi artarak 3 milyon 508 bin kişi oldu. İstihdam edilen Ölenlerin sayısı Mart'ta bir önceki aya göre 37 bin kişi artarak 31 milyon 462 bin kişiye yükseldi. İstihdam oranı değişim göstermeyerek %48.2 şeklinde gerçekleşti. Bu oran erkeklerde %66 iken kadınlarda %30.7 olarak gerçekleşti. TÜİK tarafından yapılan açıklamada ölçümlerin deprem nedeniyle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye'de yapılamadığı belirtildi. Evet bizde 3 milyon işsizimiz var kayıtlı. Yani e, Türkiye İş ve İşçi Bulma Kurumu'na müracaatlarda bulunan, müracaat eden e, ve iş, iş arayan 3 milyon kişi var. Bunun dışında tabii ki iş aramaktan vazgeçen milyonlar var. Bunu söylemiyoruz. Şimdi bizdeki durum böyle işsizlik durumu. Şimdi Almanya'nın enflasyon rakamlarına bakalım. Almanya'da enflasyon Nisan'da %7.2'ye geriledi. O da %10'lardan, onların üzerinden geldi biliyorsunuz. Ancak gıda fiyatlarına baktığımız zaman gıda fiyatları enflasyonun itici gücü olmayı sürdürdüğünü de belirtelim. Orada da gıda fiyatları yüksek enflasyonun en önemli sebeplerinden biri bizde olduğu gibi. Almanya Federal İstatistik Ofisi fiyat artışlarına ilişkin Nisan ayı nihai verilerini açıkladı. Buna göre yıllık enflasyon Nisan'da %7.2'ye gerilerken aylık bazda ise %0.4 arttı. Avrupa Birliği uyumlu TÜFE'de Nisan'da önceki aya göre %0.6 ve yıllık bazda %7.6 yükseldi. Verilere bakıldığında Almanya'da aylardır enerji ve gıdanın en büyük fiyat belirleyici unsurlar olarak öne çıktığı görüldü. Rakamlar incelendiğinde gıda fiyatlarının Nisan'da bir yıl öncesine göre %17.2 ve enerji ürünlerinin %6.8 artış gösterdiği izlendi. Destatist Başkanı Ruf Brand, konuya ilişkin değerlendirmesinde enflasyon oranının iki aydır ardarda arda yavaşladığını ancak hala yüksek seviyede kalmaya devam ettiğini belirtti. Brand açıklamasında gıda fiyatlarının enflasyonu tetikleyen unsur olduğuna da dikkat çekti. Ülkede gıda fiyatları Mart ayında yıllık bazda %22.3 artmıştı. Şimdi Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK'ten bir e, paylaşım daha var. O da Mart ayına ilişkin sanayi üretim verileri yayımlandı. Veriler ekonomistlerin beklentilerini karşılamadığını gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretimi Mart ayında yıllık %0.1 daraldı. Aylık bazda ise sanayi üretiminde %5.5'lik artış izlendi. Şubat ayında Türkiye'yi sarsan depremlerin etkisiyle sanayi üretiminde yıllık bazda %8.2 geri çekilme yaşanmıştı. Şubat ayı için %6 olarak açıklanan aylık düşüş %5.9'a revize edildi. Öte yandan sanayi üretim açısından önemli bir gösterge olan ISO imalat satın alma yöneticileri endeksi Mart ayında 50.9 değeri ile Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye yükselmişti. Bunun yanı sıra sanayinin alt sektörleri incelendiğinde Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %10.4 azaldı. İmalat sanayi sektörü endeksi %1.4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %7.8 azaldı. Teknoloji düzeylerine göre sıralandığında ise Mart ayında yüksek teknolojili sanayi üretimi kategorisinin öne çıktığı görüldü. Bu dönemde yüksek teknolojili sanayi üretimi Mart ayında bir önceki aya göre yüzde on Bir önceki yılın aynı dönemine göre ise yüzde kırk yedi arttı. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde borç limitine yönelik görüşmeler devam ediyor ama bu görüşmelerden sonuç çıkmıyor. Bu görüşmeler Amerikan Kongresi'nde, Temsilciler Meclisi'nde ve Cumhuriyet ve Senato'da Cumhuriyetçilerin ciddi muhalefetiyle karşı karşıya. Şimdi Bundan piyasalar tedirgin. Bu piyasaların başında tabii ki Wall Street geliyor. Wall Street süreçten endişeli ve bu endişelerini dile getirirken J.P. Morgan'da, Goldman'da, aslında Goldman Sachs'da Yenil'a yani ABD Hazine Bakanı Yenil'a çözüm önerisi çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri'nde borç limitinin yükseltilerek temerrütten kaçınılmasının hedeflendiği tartışmalar devam ediyor. Konunun çözümüne ilişkin ABD Başkanı Joe Biden, salı günü kongredeki cumhuriyetçi temsilcilerle bir araya gelmesine rağmen yapılan görüşmeden sonuç çıkmadı. Görüşmede ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'nin de aralarında olduğu cumhuriyetçilerle bir araya gelen Biden, görüşmeleri verimli olarak değerlendirdi ve önümüzdeki günlerin çok sıkı müzakerelerle geçeceğine dikkat çekti. McCarthy ise verimli geçtiğini desteklemeyerek bir hareket görmedim dedi ve bu görüşmede fazla bir ilerleme yaşanmadığının altını çizdi. ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da, ülkenin tüm ödeme yükümlülüklerini 1 Haziran itibarıyla yerine getirme kabiliyetini tüketme riskiyle karşı karşıya olduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Wall Street analistleri ABD'nin temerrüde düşmesinin düşünülemez olduğunu savundu. Uzun vadeli sonuçları konusunda uyarıda bulunan analistler, limitin kalıcı olarak kaldırılması gerekebileceğini savundu. Goldman Sachs ve JP Morgan yetkililerinde dahil olduğu 17 üyeli Hazine Borçlanma Danışma Komitesi, yılına borç limitinin çözümüne dair alternatif bir yöntem sunulmasının gerektiği bir mektup yazdı. Gelişmelere ek olarak Goldman Sachs, borç tavanı tartışmaları nedeniyle oynaklığın artabileceği konusunda ABD hisse yatırımcılarını uyardı. Şimdi 14 Mayıs'ta seçimler var. Bu seçimlerle ilgili yurt dışından da analizler ve görüşler gelmeye devam ediyor. Bunlardan biri de Almanya merkezli Commerzbank'tan geldi. Commerzbank seçimlerin olası etkilerine ilişkin analizlerde bulundu ve 2023-2024 kur tahminlerine de bu analizlerinde yer verdi. Bakın neyi tahmin ediyorlar. Almanya'nın en büyük ikinci bankası konumundaki Commerce Bank seçimleri odağına alan Türkiye analizine ilişkin raporunda olası sonuçlara ilişkin farklı senaryolardan döviz kurunu nasıl etkilenebileceğine dair tahminlerine yer verdi. Rapora göre mevcut hükümetin dahil olduğu ittifakın seçimleri kazanması halinde TL'de gözlenen düzenlemelere ve sermaye kontrollerine dayalı düşük oynaklık hali sona erebilir. Mevcut muhalefetin seçimleri kazanması halinde ise piyasaların ilk tepkisini olumlu olabilir ancak ittifak içinde görünebilecek olası sorunların önceki hükümeti tekrar yönetme getirebileceği endişeleriyle iyimser hava kısa süreli olabilir denildi. Raporda şimdilik kaydıyla ve sembolik olarak tanımlanan tahminlere göre ise 2023 Haziran sonunda dolar TL kuru 19.5, euro TL kuru ise 21.5 olarak öngörüldü. Aralık sonu için tahminler euro TL 22.8, dolar TL tahmini 20 olarak belirlendi. 2024 yılı Mart ayına bakıldığında ise euro TL 23, dolar TL 20 olarak tahmin edildi. Yıl sonu için Mart ayına kıyasla kısmi bir artış öngörülerek Euro TL 23.2 ve Dolar TL 21.5 olarak belirlendi. Tabii ki bu tahminler seçimlerin ardından piyasalardaki o dalgalanmanın ardından oluşacak durulmayla gelen tahminler olsa gerek. iyimser bir tahmin. Bu arada inşaat maliyet endeksinde de hem yıllık hem aylık bazda artış devam ediyor. Maliyetlerin artması aslında inşaat sektörünün de karlılığın sektördeki karlılığın azalmasını beraberinde getiriyor. Bu da fiyatlara nasıl yansır bekleyip göreceğiz. Türkiye İstatistik Kurumu Mart ayı inşaat maliyet endeksi verilerini yayımladı. İnşaat maliyet endeksi 2023 Mart ayında bir önceki aya göre %2.16, bir önceki yılın aynı ayına göre %60.70 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %2.31, işçilik endeksi %1.76 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %48.21, işçilik endeksi %105.09 arttı. Öte yandan bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre %2.04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde %62.94 arttı. Bina dışı yapılar içinse inşaat maliyet endeksi yıllık %53.57, aylık yüzde %2.54 arttı. Şimdi bir diğer değerlendirme uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten geldi. 2023'te Amerika Birleşik Devletleri bankaları için daha zayıf finansal performans beklentisinin sürdüğünü belirtti. Demek ki ABD'de finans sektöründe sıkıntı henüz geçmiş değil. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, ABD'li bankalar için zayıf performans beklentisini açıkladı. Fitch'ten yapılan açıklamada Kasım 2022'deki görünüme paralel olarak 2023'te ABD bankaları için daha zayıf finansal performans beklentisinin sürdüğü belirtildi. Kurum ayrıca beklenilen zayıf performansın iş modeline, varlık yoğunluğuna ve mevduatların çeşitliliğiyle sigrarına bağlı değişebileceğini de bildirdi. Açıklamada bu durumun yakın vade zorlukların üstesinden gelinmesi için derecelendirme alanı sağlandığı belirtildi. Açıklamada Fitch'in Mart'tan bu yana son banka iflaslarından ve anlamlı mevduat çıkışlarından şiddetli şekilde etkilenen bankalar için birkaç negatif derecelendirme önlemi aldığına değinildi. Çoğu ABD bankası için AA durağan görünümünün değişmediği ancak bankalar için özel sorunların ortaya çıkmaya devam edebileceği de belirtildi. 26 Nisan'a kadar ABD ticari bankalarındaki mevduatların %3 düşerek 16 trilyon dolara gerilediği kaydedilen açıklamada bankaların daha fazla risk altında olabileceği vurgulandı. Şimdi küresel merkez bankaları başkanlarına göre enflasyonun yönünü aşağı çevirdiği teyit edilene dek faiz artırımları masada kalacak. İnatçı yüksek enflasyonla mücadele kapsamında küresel merkez bankaları yöneticileri enflasyonun yönünün kalıcı şekilde aşağı döndüğü teyit edilmeden faiz artırımlarının bitmeyeceği görüşünce. Gelişmiş ekonomilerde son 40 yılın zirvesini gören enflasyonla mücadele kapsamında gerçekleşen agresif faiz artırımları son dönemde resesyon ihtimalini giderek güçlendirdi. Bu gelişme piyasalarda yılın son çeyreği ya da gelecek yılın ilk çeyreğinde küresel merkez bankalarının faiz indirimi yapacağı beklentisine yol açtı. New York Fed Başkanı John Williams, enflasyon düşmediği takdirde Fed'in her zaman oranları arttırma seçeneği olduğunu ifade etti. Williams açıklamasında enflasyonun gelecek 2 yıldan önce Fed'in %2 olan hedef seviyesine dönmesini beklemediğini belirtti. Ayrıca bu yıl faizleri indirmek için bir neden görmediğini de sözlerine ekledi. Frankfurt'ta düzenlenen bir etkinlikte konuşan Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi üyesi Isabel el çekirdek enflasyonun da sürekli olarak düştüğü netleşene kadar oranları kararlı şekilde yükselteceğiz. Oranlar muhtemelen uzun süre yüksek kalacak. Bazı piyasa katılımcılarının bu yıl bekledikleri faiz indirimleri pek olası değil, dedi. Efendim Fransa'da bir televizyon kanalının ekonomi editörü Türkiye Ekonomi modelini örnek gösterdi. Fransa'da bir TV kanalının ekonomi editörü Jan Mark Daniel küresel bir sorun haline gelen enflasyon ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararını yanlış bulduğunu belirterek sözlerine başlayan Daniel, faiz artırımı yapan ülkelerin uzun vadede sonuçlarına katlanmaları gerektiğini ve faiz düşünce enflasyon rakamlarının da düşebileceğini aktardı. Daniel konuşmasında Türkiye ekonomi modelini savunduğuna dikkat çekerek, başlangıçta zor olsa da devlet ve belediyelerin enflasyonla mücadele ...yardımları neticesinde yıllık enflasyonun büyük oranda azaltıldığını söyledi. Türkiye piyasaları ve Merkez Bankası doğru olana yaptı diyen editör. Çin ve Rusya'nın da aynı faiz politikalarını uyguladıklarını sözlerine ekledi. Evet Fransız editör biraz elmalarla armutları birbirine karıştırmış anladığımız kadarıyla. Ee, Türkiye'nin Merkez Bankası'nın dolar basma yetkisi yok. Bu birincisi. ikincisi. E, Amerika Birleşik Devletleri'nde ve dünyanın diğer merkez bankalarında yükselen faizler faiz kötü bir şeydir. Yüksek faiz iyi değildir ama yüksek faiz size zaman kazandırır. Ne için zaman kazandırır? Yapısal reformları uygulamanız için zaman kazandırır. Sadece faiz silahıyla enflasyonu düşüremezsiniz. Bizde düşen faizler, bankalarla Merkez Bankası arasındaki düşen faizler. Fransız editör herhalde ihtiyaç kredi faizleri, otomobil kredi faizleri, konut kredi faizleri, ticari kredi faizleri, rotatif kredi faizleri sanayicinin ve vatandaşın kullandığı faizlerin %30'ların üzerinde olduğundan herhalde haberi yok. Bir haber vermiş olalım ona da buradan. Şimdi reklamlara gidelim. Borsa İstanbul sundu.